Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hafta ortasındayız ve Bitcoin'de yükselişli bir döneme girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Zaten bir önceki videomuzda da Ekim ayındaki yükselişlerden bahsetmiştim sizlere ve Bitcoin'de sene sonu yükselişleri başlıyormuş şeklinde bir videomuz vardı arkadaşlar. Baktığımızda Bitcoin'de direnç noktası olan 19.865 doların üzerine kendisini atmayı başardı ve burayı şu anda destek olarak kullanmaya başladığını gözlemliyoruz. Ve bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar sizler tarafından çok yoğun bir şekilde gelen, hocam sepetinizde hangi altcoin'ler var, bunları bizimle paylaşır mısınız şeklinde birçok arkadaşlar yorum geliyor. Size en sağlam olan ve daha yükselişine başlamamış olan altcoin'leri sizlerle paylaşacağım bir sepet halinde. Ve boğa görmemiş arkadaşlar, boğa da çok yüksek fiyat beklentisi içerisinde olduğum bir altcoin'i de sizlere vereceğim bu videomuzda. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar normalde her cuma videomuz oluyordu bildiğiniz gibi kanalımızda. Fakat bu cuma videomuz gelmeyecek. İstisnai bir durum var şehir dışında olacağımdan dolayı. Bundan dolayı arkadaşlar Twitter sayfamızı takip etmenizi sizlere öneriyorum. Bitcoin'de ya da altcoin'lerde olabilecek bir arkadaşlar yükselişte ya da düşüşte sizlerle Twitter sayfamızdan bağlantı kurabilelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Twitter sayfamızda da zaten tüm destekler, dirençler, daha sonrasında piyasadan beklentilerimizin hepsinin yer aldığı, tweetler atıldığını görebiliyorsunuz. Expert alt tire para şeklinde arkadaşlar Twitter sayfamız geçiyor. Buradan takip edebilirsiniz. Hemen arkadaşlar Bitcoin analizimizle videomuza hızlıca başlayalım. Bitcoin'de baktığımız zaman güncel fiyat bugün arkadaşlar 20.078 dolar seviyelerinde. Özellikle sabah şu anda 11.30 saat sularında arkadaşlar ve 19.865 dolarda destek noktamız bulunuyor. 24.295 dolarda da direnç noktamız bulunuyor. Arkadaşlar Bollinger'in üst bandına Bitcoin tırmanmıştı ve Bollinger'in üst bandından bir tepki aldığını bir günlük grafikte gözlemliyoruz. Özellikle dün arkadaşlar Bollinger'in gördüğünüz gibi üst bandının üzerinde kapatmıştı ve bugün de arkadaşlar Bitcoin'de düzeltme hareketiyle güne başladığımızı gözlemleyebiliyoruz. Bizler için şu anda 19.865'in üzerinde kalmamız çok çok önemli. Özellikle Ekim ayında arkadaşlar yeni yükseliş hareketleri görebilmemiz için 19.865 bizim kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Burayı özellikle korumamız gerekiyor. Bir günlükte arkadaşlar baktığımız zaman şu anda MA50 ve MA100 değerleriyle gördüğünüz gibi MA100 değerinin hala MA50'nin üzerinde yer aldığını gözlemliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar Bitcoin'de tehlike geçti mi? Hala tehlikenin geçmediğini de söyleyebiliriz. Yükseliş beklentimiz var dediğim gibi, her sene sonunda genelde Bitcoin'de beklentiler yükseliş yönünde oluyor. Çünkü son 10 senenin arkadaşlar 8'inde sene sonlarında yükseliş kaydettiğini biliyoruz Bitcoin'in, özellikle Ekim aylarında. Bundan dolayı da Bitcoin'de arkadaşlar her an MA50 ve MA100'ün yer değiştirebileceğini gözlemliyoruz. Bitcoin dediğim gibi özellikle takip edilmesi gerekiyor. Ethereum'da baktığımızda da 1422 dolarda direncimiz vardı. 981 dolarda desteğimiz vardı. Ve şu anda 1343 dolarda, yani direnç noktasına yakın şekilde seyrettiğini gözlemliyoruz. Bollinger bandında da Ethereum'da şu anda orta bantta olduğunu görüyoruz. Üst bantta gördüğünüz gibi şu anda bizim direnç noktamızda bulunuyor. Arkadaşlar hemen dominansa baktığımızda, dominansta özellikle son 4 gündür güzel yükseliş vardı Bitcoin'in dominansında. Fakat baktığımızda arkadaşlar bugün dominansta biraz düşüş geldi. Yani Bitcoin çıkışları olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kar satışları olan bazı yatırımcılar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve altcoin market cap'te baktığımızda da 535 milyar dolar seviyesindeyiz şu anda. Hala 470 milyar doların üzerindeyiz. 470 milyar dolar da arkadaşlar bildiğiniz gibi 2018 yılındaki boğa sezonunda görmüş olduğumuz maksimum altcoin market cap seviyesiydi. Korku seviyesinde bugün 25 puana tırmandık. Ekstra korku seviyesindeyiz hala. Fakat piyasa biraz artışlı gitmeye devam ederse, insanların önce normal korku seviyesi, daha sonrasında normal ve açgözlülük seviyelerinin yükseldiğini gözlemleyebileceğiz. Arkadaşlar şimdi isterseniz sizlerle beraber bir de komple market cap'e bakalım. Komple market cap 966 milyar dolar seviyesinde ve Bitcoin son 7 gün içerisinde %7.34'lük artış yaptı ve market cap'ini 388 milyar dolara kadar taşıdı. Şu anda Ethereum'un dominansında düşüş, Bitcoin'in dominansında yükseliş olduğunu buradan da görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle Ethereum'un merge güncellemesinden önce Ethereum'un dominansı %19 seviyelerindeydi. Fakat baktığımızda %17'ye kadar bir geri çekilme var. Satışlar geldiğini görüyoruz. Bitcoin'in dominansında da yukarı yönlü %40.2'ye kadar tırmanma görüyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber videomuzun asıl konusuna
kısmına geçelim. Ve birçok kişi bana şunu soruyor: hocam şu anda hala yükselişine başlamamış, boğada bizlere güzel kazandırabilecek altcoin'ler nelerdir? Ben kendi elimdeki altcoin'leri sizlere söyleyeyim arkadaşlar. 5 adet altcoin'i söyleyeceğim sizlere. Bunların hala fiyat yükselişlerine başlamadığını düşünüyorum ve güvendiğim altcoin'ler arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sizler de isterseniz bu altcoin'lerden bir sepet yapabilirsiniz. Benim sepetim şu anda bu altcoin'ler oluşturuyor ve videomuzun sonunda da hala henüz daha boğa görmemiş arkadaşlar, fakat fiyat beklentisi boğada çok çok yüksek olan bir coin'i de sizlerle paylaşacağım. Hemen şimdi kendi sepetimdeki coin'lerden birincisiyle başlıyorum. Birinci coin'imiz Avax arkadaşlar. Avalanche bildiğiniz gibi şu anda 17 dolar seviyesinde ve maksimum arzı 720 milyon adetti arkadaşlar. Şu anda piyasalarına baktığımızda Coinbase gibi, Binance gibi, büyük borsaların FTX gibi hepsinde bulunduğunu gözlemliyoruz. KuCoin de var, MXC de var. Yani hacmi gerçekten çok yüksek. 24 saatlik hacmi 174 milyon dolar arkadaşlar. Ve bu hacim gerçekten de kripto para piyasaları için çok yüksek bir hacim. Zaten tüm zamanlarda baktığımızda özellikle önceki arkadaşlar bildiğiniz gibi 2021 yılındaki boğa döneminde, altcoinlerin boğa yaşadığı dönemde Avax'ın da 134 dolar seviyelerine kadar tırmandığını gözlemliyoruz. Şu anda 17 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Olası bir boğada arkadaşlar Avax'ın 10x 9x yapma, hatta daha da yüksek oranlarda artma ihtimali olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ve sepetimdeki bir diğer coin'e geçiyorum. Decatrend arkadaşlar, Mana Coin. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda da çok sık yer vermiştim. Hatta Mana Coin'i biz ilk sepetlerimizde verdiğimizde 0.03 dolar seviyelerindeydi arkadaşlar. Yani o kadar düşüktü. Şu anda bile o fiyattan 20 katı yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Fakat potansiyel hala taşıyor mu? Evet arkadaşlar, taşıyor. Çünkü NFT ve Metaverse sisteminin arkadaşlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık market cap'i geçmesi bekleniyor. Şu anda bile market 1 trilyon dolar seviyelerinde değil arkadaşlar. Fakat sadece Metaverse ve NFT coinlerinin 1 trilyon dolar hacme ulaşacağını birçok haber sitesinde, birçok analistten bunu duyabilirsiniz önümüzdeki 5 sene içerisinde. Çünkü Metaverse teknolojisi bildiğiniz gibi çok hızlı gelişiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar büyük firmalar bu sektörün üzerinde çalışmaya devam ettikçe ister istemez Decatrend gibi, Sandbox gibi coinlerde de, Engine Coin gibi coinlerde de fiyat artışları görmemiz muhtemel şekilde görünüyor. Şu anda Mana Coin arkadaşlar 0.69 dolar seviyesinde ve yine büyük borsaların hepsinde var arkadaşlar. İşte MXC'de, Binance'da, Gate.io'da hepsinde bulunduğunu Coinbase'de görebilirsiniz. Maksimum arzına baktığımızda 2 milyar 193 milyon adette ve 24 saatlik hacmi de 109 milyon dolar. Gerçekten hacmi de gayet yeterli. Yani boğa sezonunda arkadaşlar bu coinlere paraların daha fazla akacağını düşünüyorum. Bundan dolayı aslında zaten bu coinlerin de hem sağlamlığından dolayı hem de para çekebilecek büyük borsalarda listeli olduklarından dolayı bu coinleri özellikle tercih ettim ve sepetime koydum arkadaşlar. Bir diğer coinime geçiyorum. Sepetimde yine bulunan güvendiğim coinlerden birisi. Daha önce de stake'inin nasıl yapılacağıyla ilgili videosunu çekmiştim. Axie Infinity, kısaltması AXS şeklinde geçiyor arkadaşlar. Şu anda 12.72 dolar seviyesinde, maksimum arzı 270 milyon adet ve dolaşımda 83 milyon adeti var arkadaşlar. Ve önemli olan bu adetin 31 milyon adeti şu anda stake'de kilitli arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemem gerekiyor. Piyasada ne kadar dolaşımdaki arz azalırsa, stake'de kilitli olan adet ne kadar fazla artarsa, ister istemez coin'in değerlenme ihtimali de o kadar yüksek oluyor. Diğer coin'lere baktığımızda 24 saatlik hacmi biraz daha onlara göre düşük. Şu anda 45 milyon dolarda, marketlerinde yine Coinbase'de, Binance'da, büyük marketlerde olduğunu ve önceki boğa sezonunda arkadaşlar Axie Infinity'nin de 160 dolar seviyelerini gören bir coin olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan 15 katı yükselme potansiyeli taşıyan bir coin. Gerekse Ronin ağında hacklenme olaylar olsun, bunlardan dolayı coin biraz gözden düşmüş gibi görünüyor. Fakat bildiğiniz gibi Google Cloud'la arkadaşlar Ronin ağının güvenliği konusunda bir anlaşma imzaladılar. Bundan dolayı da Axie Infinity'nin artık böyle bir facia yaşayacağını düşünmüyorum ve coin'de fiyatlanma beklentim var arkadaşlar. Bir diğer sepetimde coin'e geçtiğimde Compound, birçoğunuzun bildiği gibi kısaltması comp şeklinde geçiyor. Şu anda 59 dolar seviyesinde ve tüm zamanlar zirvesinde 854 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Maksimum arzı 10 milyon adet, maksimum arzı çok çok az ve bildiğiniz gibi DeFi'da kredi verilen bir sistemin coin'i arkadaşlar Compound. Bundan dolayı da özellikle piyasa artmaya başladığı zaman bir
bildiğiniz gibi insanların kredi ihtiyaçları artıyor ve krediyi biraz fazla çekiyorlar arkadaşlar. Özellikle Ethereum'un merge güncellemesinde de krediyi fazla çektiklerinden dolayı Compound bildiğiniz gibi 62 dolara demir atmıştı ve 62 dolar da çok sağlam bir şekilde durduğunu gözlemledik arkadaşlar piyasadaki düşüşlere rağmen. Bundan dolayı da dediğim gibi piyasa artışlarında Compound'ın yine gözde coinlerden birisi olacağını düşünüyorum. Gerek adetinin azlığı, gerek dolaşımdaki arzının azlığından dolayı 24 saatlik hacmi 30 milyon dolar, 24 saatlik hacmi biraz düşük. Fakat dediğim gibi boğa sezonunda hem Coinbase'de hem Binance'da hem Kraken'de hem MXC'de Bittrex'de listeli olması bu coin'in elini güçlendireceğini söyleyebilirim sizlere. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi videomuzun bir tanesinde de elimdeki MPEG coin'leri Everdome coin'e çevirdiğimi söylemiştim sizlere. Everdome'a da güvenim sonsuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tencent firmasının ön satışını yaptığı bir coin'di ve arkasında arkadaşlar Rob Green gibi gerçekten bu işten anlayan ve ekibi çok sağlam bir proje arkadaşlar. Bundan dolayı da Everdome'a güvenim var. Kısaltması arkadaşlar DOM şeklinde geçiyor ve 0.0024 dolar seviyesinde, 24 saatlik hacmi 5 milyon dolar ve maksimum arzı biraz fazla, fakat MP'ye göre arkadaşlar ekibin daha çalışkan olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şu anda arkadaşlar borsalarına baktığımızda Gateway'da, OKX'de, Bybit'te, PancakeSwap'ta, Bitmart gibi borsalarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Özellikle büyük borsalarda şu anda bulunmuyorlar. Binance gibi yarın bir gün arkadaşlar Bittrex, Kraken, Coinbase gibi borsalara girmeleri durumunda ciddi manada fiyatlanma yapabilecek coinlerden bir tanesi. Ben Everdome'u nedense arkadaşlar Dent'le gözümde bir tutuyorum. Dent'in de bildiğiniz gibi Samsung'la partnerliği var ve Dent Coin'de de arkadaşlar çok ciddi karlar almıştık. Everdome henüz arkadaşlar boğa sezonu yaşayamayan bir altcoin, yeni çıkan bir altcoin. Bundan dolayı da arkadaşlar Everdome'da da güzel beklentilerim var, şahsi düşüncem. Ve arkadaşlar şu anda hepinizin merakla beklediği, daha önce boğa görmemiş olan ve beklentimin yüksek olduğu bir altcoin'i sizlere açıklıyorum. Bu arkadaşlar Appcoin. Appcoin'in kısaltması AP şeklinde geçiyor. Bildiğiniz gibi Binance borsasında da listeli. Şu anda 5.19 dolar seviyesinde ve maksimum arzı 1 milyar adet arkadaşlar. 24 saatlik hacmi 108 milyon dolar. Yani 24 saatlik hacmi gerçekten yüksek ve tüm zamanlarına baktığımız zaman da arkadaşlar 26 dolar seviyelerini gördü. Fakat bildiğiniz gibi önceki boğa sezonunda piyasada yoktu arkadaşlar. Bu boğa sezonunda gerçekten hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar gaming alanında, NFT alanında gerçekten kendisini ispatlamış bir firmanın coin'i ve 2 tane güvenlik raporu almış arkadaşlar. Gerek Certik'ten gerekse de Chainstick firmasından güvenlik raporları aldığını gözlemliyoruz. Ve piyasalarında Binance, Huobi, Coinbase, FTX, KuCoin gibi gerçekten dev borsalar var. Kraken gibi arkadaşlar. Gemini'de de listeli. Yani bu kadar borsaya bu kadar kısa zaman içerisinde girmek gerçekten ekibin başarısını gösteriyor bizlere. Ve Appcoin arkadaşlar daha boğa sezonu görmedi. Bu boğa sezonunda ciddi beklentim olan altcoinlerden bir tanesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi kendi altcoin sepetimdeki coinlere son bir kez daha hızlı şekilde geçiyorum arkadaşlar. Birinci sırada Avax var. İkinci sırada Mana Coin var. Üçüncü sırada Axie Infinity. Dördüncü sırada Compound Coin. Ve beşinci sırada da Everdome Coin var arkadaşlar elimde. Appcoin'in de önümüzdeki boğa sezonunda ciddi manada yükseliş yapacak altcoinlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere bol bol kazanç sağlayacak bir video olmuştur. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz kanalımızda bildiğiniz gibi. Yani nereden alınıp nerede satabileceğinizi söylemiyoruz. Fakat bu coinler arkadaşlar şu anda uygun seviyelerde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bitcoin özellikle bildiğiniz gibi 19.865 dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Özellikle Ekim aylarındaki bu yükseliş stratejisini Bitcoin devam ettirdiği sürece arkadaşlar şu anda piyasada bu altcoinlerin hala düşük fiyatlarda olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebiliyorum. Fakat alıp almamak dediğim gibi tamamen kendi inisiyatifinizde arkadaşlar. Bunu özellikle analiz etmenizi, bu coinleri incelemenizi istiyorum sizlerden. Cuma günü dediğim gibi videomuz gelmeyecek. Twitter kanalımızdan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Allah izin verirse önümüzdeki pazartesi günü arkadaşlar videolarımıza devam edeceğiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.